İki dakika bir otur Allah aşkına, böyle bir nefes almak istiyorum. Gerçekten çok kötü oldum, şurama oturdu. Vallahi burama oturdu. Allah hiç kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Zeynep ablanın yani... Karışmayın. Evlatlarınızın gelecekle ilgili seçimlerinde hayat arkadaşlarına karışmayın. Bir anne geleceği görür mü? Görür. Bir değerlendirme yapabilir mi? He? Sonuna kadar o yaptığı değerlendirme doğru mudur? Tabii ki yanılma payı da olabilir. Ama karışmayın evlatlarınızın seçimlerine. Onlar yetişkinler, kendi seçimlerini yapsınlar. Kendi yaptıkları seçimlerin karşılığında yaşayıp görsünler. Ama bir evlat da ne bileyim, ay Allah korusun, iki evladım var Allah korusun. Evet, hiçbir şey söyleme, oturtma buraya. Şimdi Yunus dün bundan haftalar önce, yaklaşık 3 hafta önce Fatma programımıza başvuruda bulunmuştu. Biraz önceki hatırlatmada ekrana geldi. Çocuklarımı göremiyorum, eşim ve ailesi bana çocuklarımı göstermiyor dedi. Evliliklerindeki sorunlardan, o sorunların aslında neden, nasıl ve neden başladığını da anlattılar. Dün Yunus şu açıklamayı yaptı buraya gelerek. Ben bunları Fatma'ya yaşattım 5-6 ay. Çok da pişmanım. Gerçek olan ve asıl olan benim ailem. Evet abi. Ve Fatma'dan özür diliyorum. Gel barışalım diyorum dedi. Yunus'un Fatma'ya olan bu cevabı nasıl olacak tahmin ediyorsunuz. Biz Instagram'daki Esrar Oda ATV adresinden şu anketi, şu soruyu sorduk sizlere. Sizce Fatma Yunus'u affetmeli mi? Konuyu gayet iyi bilenler lütfen görüşlerinizi, düşüncelerinizi bildirin. Ortada iki tane de çocuk var. 5-6 ay öncesinde yaşananlar var. Yani hani iyi bir değerlendirme yapacağınız kanaatindeyim. Elinde çiçekler, al çiçekleri eline. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi. Oğlum ben o odada yalvarırken, ha ben azıcık sinirimi de çıkartayım diye. Yalvarırken niye beni dinlemediniz? İlla ben yaşayayım göreyim diyorsun. Biraz veri oldu abla. Sence Fatma gelmiş midir? Bilmiyorum ki. Efendim? Fatma seviyorum demişti. Esra Hanım, burada Yunus'a kızarken bile suratı gülüyordu. Kızmak hiç istemiyordu. Gelmiştir. 9 yıllık evlilikleri, 2 tane de evlatları var. Bence kırık diye düşünüyorum çünkü Esra Hanım çok ağır suçlamada bulundu. O yüzden bence kırıktır diye düşünüyorum. Evet, ayrılık nedenleri çok ağır. Bakalım Fatma gelecek mi? Gel Yunus'um böyle. İki gözüm seneler geçiyor. Gönül ektiğini biçiyor. Bir selam lütfen, bu ne çok hasret, gel barışalım artık. Can üzüm bahar geldi, dalları kiraz bastı. Yedi kat eller yakınım oldu. Kavuşalım artık. İki gözüm seneler geçiyor. Gönül ektiğini biçiyor. Bir selam lütfet. Bu ne çok hasret. Gel barışalım artık. Hoş
geldin Fatma. Hoş bulduk ablam. Nasılsın? İyiyim. Buyurun baş başa bırakıyorum sizi. Biz hiç girmeyeceğiz araya. Birden nasıl değiştin Yunus? 3 hafta önce böyle değildin. Vallahi bura beni bayağı bir değiştirdi. İstanbul diyor. Burası derken bura değil. Pişmanım abla yani. Bir döner misiniz birbirinize? Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Buradayım. Yani burada bir yuva kuracağız. Neresi orayı söyle. İstanbul abla. Sancaktepe'deyiz. İş abla, yerimiz de orada. Ablanla konuşuyor. Yani ona yakın bir yerlerde ev tutacağız. Peki ben nasıl inanacağım mesela, nasıl güveneceğim sana? Çocuklarımı mesela diyelim taşındık, oturduk beraber aynı yerde. 1-2 ay sonra götürmeyeceksin nereden bileyim ben senin çocuklarımı? Götürmeyeceğim mi? Ya öyle bir şey yok, ben zaten o sülaleyi komple sildim geldim zaten. Ya bir daha dönemem. Karışmayın, kapılmışsınlar. Ha, bundan 3 hafta önce de sildim git diyordun, bana da öyle dedin. Ya, 3 hafta önce beni silmiştin, şimdi 3 hafta sonra sülaleni sildin diyorsun. Evet. Bir 3 hafta sonra da herhalde tekrardan beni siler misin? İmkanı yok. 70 milyonun zorunda yemin ederim ki bir daha bunu üzmeyeceğim. Yani nüfus 80 milyon oldu. 10 milyon ne yapacağız? Kafandaki bütün soruları sor. Ben korkuyorum abla. Neden korktuğunu da söyle. Çocuklarımı tekrar görememekten. Ben onun için, yoksa benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Yalnız olsam bugün Yunus'a dönerim diyorsun. Ya da dönmem. Yalnız olsam dönmezdim. Dönmezsin. Çocuklarım var arada. O da aynısını düşünüyor eminim yani bundan da. Ben hiç böyle bir şey düşünmüyorum Fatma. Dün niye peki? 2 tane çocuğumuz var, onun için tekrar deneyeceğiz dedin zaten. Deneyeceğiz demedim ki ben sana. Ya 2 tane çocuğumuz var yani, onların biri anasız biri babasız büyümesini istemedim ben. Zaten ben ta başından beri ben boşanma taraftarı değildim. Boşanma davasını kim açmıştı? Yunus Bey. Ya üstüme çok geldi abla. Acayip geldi yani üstüme. Yani yenemedim. O yüzden açtım. Ben bunun bir sözüyle Fatma bana kaçar mısın dedi abla. Kaçarım dedim tek bir sözüyle. Hep herkes arkamda bırakıp gittim. Hiç arkama bile bakmadım. Kendisi de biliyor bunu zaten. Bu 9 yıllık evlilikte son 1 yıl çok kötü geçti. Bu 5-6 ayda evet. Çocuklarını da göremedin. 2 tane de evladınız oldu. Evet. Bir yol ayrımına geldiniz. Şimdi hayatımızdaki yeni bir yol ayrımı. Evet. Yunus'a hangi konuda güvenemiyorsun? Ben tekrar yarı yolda bırakmasından korkuyorum. Beni çocuklarımla imtihan etmesinler hiç kimse.
Ben zaten her şeyi çekmişim. Bu zamana kadar hiç seslenmedim ki. Şimdiden sonra da zaten bir şey demem yani. Ama beni iki evladımdan ayırmasınlar. İşte biz ayrılmayacağız ki. Hep beraber bir yerde olacağız. Ben şu anda tek hedefim bu yani benim. Peki korkusunda haklı mı? Ben Yunus'la barışırım. Yeniden aile oluruz ama Yunus çocukları alır giderse, ben çocuklarımdan ayrı kalırsam. Yok abla, öyle bir şey yok. Yani onu, bu da yaşadı, ben de yaşadım yani. Ayrı kalmayı şey yapamadım ama yani. Ben 5 ay ayrı kaldım abla. Hiçbir kere bile sesini duymadım. Yüzünü de görmedim zaten. Kendisi gittim, ertesi 2 gün sonra aradı, konuşturdum. Konuşturmadı desin. Aha burada kendisi zaten. Bu arada aile danışmanı ve aile terapisti Sayın Ahmet Turan Öztürk de stüdyomuzda. O da bir taraftan hem çifti dinliyor hem yayın dışında hafta sonu da çift terapisi de yapılacak. O da şu anda gözlemlerini yapıyor. Pazartesi günü bizim için söyleyecekleriniz de çok önemli. Korkularında çok haklısın. Mesela ben senin yerinde olsam, yani bu teklif yapılsa, sakın ay demeyin bunu nasıl söylüyorsun diye hani şey derdim, aa bu benimle barışmak istiyor, acaba çocukları mı alacak derdim. Evet. Şimdi, biz anneyiz, sen de babasın ama annelik birazcık daha farklı. Yani kafamız başka bir çalışıyor. Ya beni çocuklarımdan mı ayıracaklar, acaba beni mi kandırıyorlar? Şimdi gönlümü eğleyip çocukları alacak Yunus, bir daha da bana göstermeyecek mi? Çünkü sen boşanma davasını geri çektin mi Yunus? Yok. Çekeceğim abla, arayacağım ben. Mesela ilk yapacağın şey hemen gideceksin boşanma davasında. Vazgeçeceksin. Yani geçeceğim sözde abla. Kalmasın, eyleme geçelim diyor. Zaten benim avukatım da aradı. Oğlum dedi, bu yuvanı kur orada dedi ya. Benim ailem de korkuyor zaten. Onlar da demişti. Hani birleşin ama çocuklarını alıp da tekrar göstermezse, tekrar aynı şeyleri yaşarsan o zaman ne yapacağız diyorlar annem babam da. Yunus fırsatı. Abla ben geldim buraya işte. Yani yeniden bir hayat kurmak istiyorum ben. Yani bu şekilde yani bu şeyler bir daha yaşanmayacak. Yani yaşamaması için. Hayatınızı İstanbul'da kuracaksınız. Evet abla. Sen burada çalışmaya başlayacaksın. Evet. Mesela dayının oğluyla mı gelip gidiyordun buraya? Kendisi de burada abla, isterseniz. Ben bu tarafa, arka tarafa alsanıza. Dayı oğlun muydu? Halamın oğlu. Hayır, oradan alacak. Halının oğlu. Yani hani işini de kuracakmış. Düzenini de oluşturacakmış. Bir de senin gibi. Şu anda zaten yanında çalışıyorum abla ben. Tamam. Mesela buraya geldim geleli yanındayım ben zaten. Çalışıyorum ben. Yani o da içinde gücünü bıraktı, benden uğraşıyor yani. Evet, mesela burada... o Halaoğlu'nun enteresan bir etkisi var Yunus üzerinde. Ekrana çıkmak istemiyor. Bundan 5 ay önce hiç kimse kılını kıpırdatmamıştı. Ben defalarca aradığımda hep telefonlar yüzüme kapanmıştı. Hiçbir kimseye ulaşamadım. Öğretmenini aradığımda dahil oğlumla konuşamadım ben. Ben bunları çabuk unutamam abla. Bunları unutturacak olan Yunus. Seyircilerimizden yorumlar gelmiş. Ben olsam affetmem bunca olanlardan sonra. Affetsin, ikinci şans her zaman önemlidir. Evlatlar var ortada demiş. Çocuklar için belki diye bir cevap gelmiş. Affetsin çocuklar için. Hayır, affetmemeli. Şiddetin sonu gelmiyor maalesef. Şiddet uygulamış mıydın? Yok abla ya. Bir boğazını sıksın. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan recep. Gerçekten şu an ağlanacak halime gülüyorum bak. Çok özür dilerim, sinirim bozuldu diye reflekslerimi kontrol etmiyorum. Yani öyle... Bak ben onu mesela hatırlamıyorum, seyirci hatırlatmış, teşekkür ediyorum.
Çocuklar için affetsin. Heh. Ekranda gözükmeyecek hala oğlu. İsminiz nedir? İsmim Şaban. Şaban Bey merhaba. Merhaba. 27 Kasım'dan beri Yunus burada. Evet. Sizinle beraber, hı hı. Sizin yanınızda çalışıyor. Evet. Ya hepimiz Yunus'a şu soruyu sorduk. Buradan Yunus 3 hafta önceki giderken başka bir adamdı. Hani tüm o uzlaşma tekliflerimize hayır diyen, sırtını dönen bir adamdı. Ama 3 hafta sonra bambaşka bir ruh halinde geldi. Yunus buraya geldikten sonra ben onu memlekete salmadım. Burada kaldı 3 hafta. Yunus bir de böyle çocuk gibi yani saf biraz. Herkesin lafına inanıyor. Ben onu salmadım işte. 3 hafta burada durdu. Burada araştırdı kendisi. Yani Fatma'yı araştırdı. Eşinin böyle bir şey yapıp yapmadığını araştırdı. Yani yapmadığına kanaat geldi. Sonra dedim ben buradan sana ev tutayım. Yani işimiz zaten burada bizim. Fatma Gül'ün ailesi de şeyden istiyordu evi İstanbul'da. Evet. Biz de Sancaktepe tarafında dedik yani Anadolu yakasında ev tutalım. Burada yani bu yuva yıkmayın dedim. Yardımcı olduk. Yani Yunus'un babası yani benim dayım oluyor. Yunus burada yani isim vermeden bir tane kadın çıkıp ona iftira attı. Şu anda konumuz o iftira değil. Bizim Yunus'la i̇şte Fatma'nın ilişkisiyle. Yunus'u onu anlattım hani iftira atıp. Çünkü şimdi oradaki insanlar da mağdur yani zor durumdalar.